Devlet Adamı Kemal Tahir. Kilim Çelebi hiçbir şeyin farkında değildi. Elleri dizlerinde cansız ağabeysinin, sağ yanağı toprağa yapışmış, gözleri sımsıkı yumulu yüzüne bakıyor. Sanki soluklanıp soluklanmadığını anlamaya çalışıyordu. Orhan Bey onu çıkarıp çıkarmamayı, ölünün üstüne bir şey örtüp örtmemeyi hesapladı. Demircan'a yapılacak her şey, Kerim Çelebi'nin donmuş acısını dalgalandırıp kat kat arttıracaktı. Saygılı bir konuk ağlayacak, titiz bir ev sahibinin noksan arayan dikkatli bakışlarıyla çevresini bir daha gözden geçirdi. Biraz ileride Demircan'ın başlığını görünce gözlerini kıstı. Gidip aldı, düşünceli düşünceli evirip çevirdi. Neden çıkarmış sarığını? Nereye koymuş? Niçin? Börk eninde hızlı hızlı yürüdü. Demircan'ın yardımcısı Ermeni Toros'un yattığı çadır her zamanki gibi derli topluydu. Burada hiçbir boğuşma olmamıştı. Yay torbası, okluk, hatta Demircan'ın babası Rüstem Pehlivan'dan kalma kaplan çavuş yapısı ünlü kılıç direkte asılıydı. Kapının yanında duran Rum heybesini görünce gözleri keskinleşti. Gidip boşalttı. Bakır kaplarda kebap, kaymak, yoğurt, bir tahta kutuda tereyağı, kuru baklava, peynir vardı. Börekle cevizli ekmek, kar gibi tülbentleri sarılmıştı. Her şey çok temiz bir ev kadınının çok sevdiği birine bunları çok özenerek hazırladığını gösteriyordu. Orhan Bey'in çocuk gözlerinden ilk defa gerçekten korkunç bir kahretme hırsı mavi bir ışık gibi çakıp geldi. Yumuşak çizmeleriyle bir kaplan gibi sessiz yürüdü, davulu alıp çadırdan çıktı. Kızgınlığını bundan çıkarmak istiyormuş gibi baskın var işaretini vurmaya başladı.